Herkese merhaba arkadaşlar. Lezzetli Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine yöresel bir lezzet olan arabaşı çorbası yapacağız. Evet, önce çorbası için gerekli malzemeleri sayayım sizlere. Bir tane küçük tavuğum var. Ben önce bunu haşladım. Suyundan ayırdım. Tereyağım var. 2 yemek kaşığı unum var. 2 tatlı kaşığı toz biber, 2 tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuzum var ki çünkü haşlarken tava tuz attım. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçam var. Şimdi bunları kenara çekeceğim. Çorbasını biraz sonra yapacağım. Hamuru için gerekli malzemeleri sayıyorum. İlk önce hamurunu yapacağız ki soğusun. Tenceremin içerisinde 5 su bardağı suyum var. 1 su bardağı un attım. 1 çay kaşığı tuz ekledim. Şimdi ocağa alıp bunu güzelce pişireceğim. Karıştırdıktan sonra daha sonra da çorba aşamasına geçeceğiz. Evet, tenceremi aldım. Altını yakıyorum. Sürekli karıştıracağım ki topaklanmasın. Evet, hamurum koyulaştı. Sürekli karıştırdım ki topaklanmaması için. Göz göz oldu. Şimdi altını kapattım. Tepsimin içerisini biraz su ile ıslattım. Şimdi hamurumu içerisine dökeceğim. Evet. Şimdi soğuk bir yere koyup hamurumuzun soğumasını bekleyeceğiz. O soğarken biz de çorbasını hazırlayacağız. Evet. Şimdi etimizi onu güzelce böyle dideceğiz. Kemiklerinden ayıracağım. Evet, tavuklarımın hepsini parçaladım. Şimdi çorba yapım aşamasına geçiyoruz. Evet, tenceremi aldım. Altını yaktım. Tereyağlarımı evet, tereyağımız eridi. Onu ekliyorum. Pembeleşinceye kadar kavuracağım. Unum istediğim kıvama geldi. İçerisine
Biber salçamı ekliyorum. Domates salçamı da ekliyorum. Tavuk ekliyorum. Bir yandan da karıştırıyorum. Tavuk etlerimi ekleyeceğim içine. Baharatlarımı, tuzlarımı hepsini ekledim. Ve pişmeye bırakıyoruz. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Kaynamasını bekleyeceğiz. Evet, çorbamız yaklaşık 15 dakikadır kaynıyor. Çorbamız servis yapılmaya hazır. Altını kapatıyorum. Altını kapattım ve servis tabağıma alıyorum. Evet, servis yapmak için hamurumu da kesiyorum. Evet arkadaşlar, arabaşı çorbamız hazır. Şimdi sizler için tadına bakacağım ve nasıl yendiğini göstereceğim. Bunu yerken çiğnemeyeceksiniz, sadece yutacaksınız. Harika olmuş. Biraz limon sıkıyorum. Ve bir tane daha alacağım. Evet arkadaşlar, arabaşı çorbamız hazır. Afiyet olsun. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.